Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir kapalı pazar yerinde yerini alan köy ve kasabalardan gelen satıcılar kışlık hazırlık sezonunun açılmasıyla bir hayli mutlu. Nevşehir kapalı pazar yerinde kurulan köylü pazarında satışa sunulan ürünler vatandaşlardan ilgi görüyor. Köyden gelen vatandaş menemen sezonu olduğu için domates ve bibere daha yoğun ilgi gösterildiğini dile getirdiler. Organik ürünlere ilginin daha da arttığı bu dönemlerde satıcılar da bir hayli mutlu. Hem sezonluk acılı, menemen, sosluk ve turşuluk yapmak isteyen vatandaşlar soluğu köy pazarında alarak alışverişlerini buradan yaparak kışın sofralarında kullanacakları ürünleri temin ediyorlar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Ben Rabia Satılmış. Nevşehir'in yetenekli genç kızı Rabia Satılmış, Kim Milyoner Olmak İster programında yarıştı. Uçhisar doğumlu Rabia Satılmış, ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Rabia Satılmış, 23 Haziran 2005'te Nevşehir'in tarihi beldesi Uçhisar'da dünyaya geldi. İlk öğretimini burada tamamlayan Satılmış, Ürgüp Fen Lisesi'nde eğitimini sürdürdü ve mezun oldu. Öğrencilik yılları boyunca sadece akademik alanda değil, sanatın farklı kollarında da eğitimler alan Rabia, oyunculuk eğitimi de aldı. İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1. sınıfta eğitim hayatına devam eden Satılmış, gelecekte hem mimarlık hem de oyunculuk alanında başarılı işlere imza atmayı hedefliyor. Rabia'nın bilgi birikimi ve genç yaşına rağmen olgun duruşu ile Kim Milyoner Olmak isterdi yarışması izleyicilerden tam not aldı. Yarışma boyunca gösterdiği başarılı performansıyla göz dolduran Satılmış, Nevşehirli izleyicilerin de gurur kaynağı oldu. İki kardeş yolun karşısına geçmeye çalıştıkları esnada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza Şeyh Hamit Mahallesi'nde Nevşehir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre HMK ile kız kardeşi MK okula gitmek için evlerinden çıktı. Nevşehir Caddesi'ne geldiklerinde yolun karşısına geçmek isteyen kardeşlere YÖ idaresindeki 68BF 884 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu iki kardeş yola savrulurken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler kısa süre olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Acıgöl Doğu Parti'nin başkanı istifa etti. Bu istifa ilçede gündem yarattı. AK Parti Acıgöl İlçe Başkanı Adem Damar sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında Acıgöl Belediye Başkanı adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Adem Damar'ın yapmış olduğu açıklamasında "Saygıdeğer hemşerilerim, kurulduğu günden bu yana milletimizin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan AK Parti, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olmuştur. Partimizin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhu Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlenmiştir. Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak partimizi, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Acıgöl İlçe Teşkilat Başkanlığı görevimden 2024 yerel yönetimler seçimlerinde AK Parti Acıgöl Belediye Başkan adayı olmak için istifa ediyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen teşkilat mensuplarımıza ve tüm hemşerilerime teşekkürlerimi iletiyorum dedi. Nevşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi için büyük adım atıldı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Nevşehir Devlet Hastanesi'nin ikinci basamaktan üçüncü basamağa çıkarılıp Eğitim ve Araştırma Hastanesi olması sürecinde ilk adımı attıklarının müjdesini verdi. Vekil Çalışkan konu hakkında şunları söyledi. Nevşehir Devlet Hastanemizin ikinci basamaktan üçüncü basamağa çıkarılıp Eğitim ve Araştırma Hastanesi olması sürecinde ilk adımı attık. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Değerli Hocam Profesör Doktor Kemalettin Aydın'ı, Nevşehir İl Sağlık Müdürümüz Rahim Ünlübay ve Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimimiz Macit Yalçın ile beraber ziyaret ederek afiliyasyon süreci üzerinde istişarelerde bulunduk. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Niğde'de iki çakalın aralarındaki oyun vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken o anlar cep telefonuyla kaydedildi. Niğde Merkez Efendibey Mahallesi Ayhan Şahenk Mezarlığı karşısındaki boş arazide iki çakalın oyun oynadığını gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çakalların sağa sola koşarak birbirini kovalaması vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.
Uzun yıllardır Nevşehir'de yaşayan Emre Uslu, Antalya'nın Akseki ve İdrada ilçe sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı'nın kuruduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı. Nevşehir'de yaşayan Emre Uslu, Antakya'nın Akseki ve İdrada ilçe sınırlarında bulunan ve Oymapınar ile Manavgat barajlarını besleyen en önemli kaynaklardan olan Üzümdere Irmağı kurudu. Ne yazık ki yengeçler de ölmüş suyun içerisindeki. Balıklar zaten ölmüşler. Su ne yazık ki hiç kalmamış. Su içerisindeki hayvanat da bu durumda. Şöyle git. Buna tekrar şey olur mu? Ben Ebru Uslu. Nevşehir'de yaşıyorum uzun yıllardır ama Aksekiliyim aslen. Çocukluğumda bu Torosların içerisinde olan bu köylerde geçti. Her yaz ailemle birlikte aslında standart buraya geliriz ve Üzümdere'de de her yaz piknik yaparız. Irmağa böyle çok coşkun aktığını görmek beni hep çok heyecanlandırmıştır. Burada balık yaparız, yeriz. Burası Oymapınar Barajı'nın kollarından bir tanesi ve cidden bu bölge için çok önemli bir değer. Ama bu sefer geldiğimde çok üzüldüm. Irmağı görmek için geldim ama ne yazık ki Üzümdere Irmağı kurumuş. Yosunlar meydanda, yengeçler ölmüş, balıklar yok. Bu sene çok acayip bir kuraklık olmuş. Bu da beni çok ayrı üzdü. Çok üzgünüm. Umarım ülkemizde ya da dünyada daha çok böyle kuraklık devam etmez. Bunu diliyorum. Ama özellikle bu bölge için çok büyük bir değerli bir yer olduğu için çok üzüldüm. Asırlık kavak ağaçları görüyorsunuz. Kökleri çıkmış. Kayalıklar, taşlar gözüküyor. Çok harap ve bitap gözüküyorlar. Aynı zamanda da bence çok üzgün gözüküyorlar. Bu
Bunları görüp de bu asırlık ağaçları üzülmemek elde değil. Umuyorum tekrar ırmağımız tekrar suyla dolar ve umarım bu ağaçlar tekrar neşelenir. Ama çok üzgünüm. Görüyorsunuz ağaçların kökleri çıkmış, saçakları çıkmış, ağaç çok bakir kalmış. Adeta bana su verin diye yalvarıyor. Üzülmemek elde değil. Kurumuş, artık tutunacak toprağa bir yeri kalmamış, bir tutunacak bir olayı kalmamış. Bu ağaçlarda kim bilir kaç hayat gördüler, asırlık ağaçlar. Bu ağaçları da biz de böyle görünce çok üzülüyoruz. Umuyorum en kısa zamanda her şey değişir. Çok üzüldüm. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gelen yaralının ablası aracı görünce kardeşinin durumunu öğrenmeye çalıştı. Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Koca Sinan Bulvarı üzerinde AY'nin sürücüsü olduğu 19BF774 plakalı otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak yerinden söktü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobilde bulunan 4 kişiye müdahale etti. Otomobilde bulunan bir kişinin ablası olduğu öğrenilen vatandaş da kazayı haber alır almaz olay yerine geldi. Büyük çapta hasar oluşan otomobili gören vatandaş hastaneye kaldırılan kardeşinin durumunu öğrenmeye çalıştı. İncelemelerin ardından otomobil ve aydınlatma direği bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Allah Allah. Hastanede, şehir hastanesi. 74-406 konuşuyorum herkes. Şehir hastanesi. Yok, Nur Emre'nin var ya. 738'de yaralı bir şahıs şehir hastanesine intikal etmiş kendi imkanlarıyla. Aldığımız bilgilerden şahıs kimin ve nereden geldiğini tam bilmiyoruz. Size var, konuyu takip ediyorum. Sakin. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.